Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir robot süpürge incelemesine hoş geldiniz. Bu videomuzda ince yapısı sayesinde bulduğu her boşluğa girebilen hem yüksek emiş gücü hem de yapay zekası ile size güzel bir temizlik sunabilecek Tefal Explorer seri 130 AI konuğumuz. Şimdi tabii ki böyle bir video yapacaksak deneyim bizim için ön planda olmadı ki sizin de alıp almayacağınıza etki edebilsin. Konu bu olunca da her zamanki gibi Koray'ın evine geldik. İki tane güzel köpüşüyle birlikte bugün güzel bir video çekeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Kolayca taşınabilecek bir yapıya sahip. Ağırlığı da zaten az sonra geleceğim. Şöyle bir robot süpürgemizin dış tarafından bakarak başlayalım. Gördüğünüz gibi siyah renkte ve bir bölümünde şöyle delikli bir alan bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi ince bir yapıya sahip, sadece 8 cm yüksekliğinde. Bu da onu piyasanın en ince ürünlerinden biri yapıyor. Bu sayede de işte evinizde kitaplık, yatak, koltuk, eğer altında bu boyutta bir boşluk varsa kolayca girip hepsini temizleyebiliyor. Şöyle bir güzelliği de var. Kendisi gireceği yerin boyutunu önündeki lazer sayesinde algılayabiliyor. Yani böyle bir yere gidip de sürekli çarparak kendisini zorlamıyor girip girmeyecek konusunda. Uzaktan bunu algılayıp ona göre kendine bir plan çiziyor. İnce yapısı aslında az önce söylediğim gibi ağırlığına da etki etmiş durumda. Sadece 3,5 kilo ağırlığında, bu sayede de bir yerden bir yere taşırken çok fazla zorlamıyoruz en azından kısa mesafe için. Şimdi gelelim sahip olduğu malzemelere. Kutu içinden arkadaşlar 3 adet bu yapıda paspas çıkıyor. Bir tanesi yıkanabilir yapıda olan standart paspas. Diğeri de eğer evinizde zaman zaman kalıcı lekeler oluyorsa onları çıkarabilmek için kullanacağınız ovma paspası olarak geçiyor. Diğeri de ince ve daha küçük tozları susuz yakalamak için yıkanabilir mikrofiber paspas. Bu iki tanesi elimde, diğeri zaten standart paspas. Bunları kendi temizlik alışkanlıklarınıza göre istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İki adet yanal fırça bulunuyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar çünkü birçok robot süpürgede bir tane bulunuyor. Onun da bazı dezavantajları olabiliyor. Çünkü burada dönüp tozları toplarken diğer tarafa doğru fırlatabiliyor ve bu sayede başka bir yere yaymış oluyor. Tekrar orada dönmesi gerekiyor. Hem zaman kaybediyor hem de enerji kaybediyor. Burada çift fırça olduğunda tozlar çok daha zor kaçıyor. Bu sayede de hem daha kalıcı hem de daha hızlı bir temizlik yapılmış oluyor. Bir adet de ana fırçası bulunuyor. Bunu da şu kenarındaki klipslerden kolay bir şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Çıkardım bile hatta. Tekrar taktım bile. Toz haznesi genelde altta ya da sağda solda arkada olur ama burada üst tarafta bulunuyor şu şekilde. Kolçağından tutup hazneyi çıkarıp takabiliyorsunuz. 0.5 litrelik bir kapasitesi var. Ki bu tasarım bence mantıklı olmuş. Çünkü altında yanında olduğunda işte çevirmeniz, uğraşmanız, etmeniz gerekiyor ama burada robot süpürgeniz şarjda dururken alıp tak diye çıkarıp götürüp temizleyip tekrar takabilirsiniz. Bence daha mantıklı bir tasarım olmuş. Bir de su haznesini görelim. Kenarlarında şöyle iki tane düğme var. Onları çekip çıkardığımızda elimize geliyor. Bu da yaklaşık 150 mililitrelik bir kapasiteye sahip. Islak, kuru ya da hem ıslak hem kuru temizlik yapabiliyorsunuz. Şu şekilde de bir şarj istasyonumuz var arkadaşlar. Küçük ve yani zarif bir yapıda diyebiliriz. Eskiden robot süpürgeler şuralarda bulunan soketlere kendisi yaklaşarak şarj oluyordu birçok markada. Artık bunu böyle kenarlarını yükselti olacak şekilde tasarlıyorlar. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, birçok robot süpürge istasyonu bulamayabiliyor. Bu sayede bu şekilde bir yapıda olduğunda süpürge burada gördüğünüz tekerlek sayesinde araya girdiğinde zaten burayı kaçırma şansı kalmıyor. Ben başka bir markanın robot süpürgesini kullanıyorum mesela. Burada istasyonu, bir geliyorum evde orada. Ya da istasyonun yanında ama orayı devirmiş ya da onun üstüne çıkmış. Bilmem ne kenarında kalmış. Bir türlü burayı bulamıyordu. Belki benim ürünüm bozuktu ama burada en azından böyle durumları yaşama ihtimalimiz daha az diyorum ve hadi geçelim temizliğe. Şimdi dostlar ürünümüzü buraya hazırladık gördüğünüz gibi. Şarj istasyonunun aşağı yukarı kablosu bu kadar. Yani herhangi bir yer için yeterli olur diye düşünüyorum. Ve tabii ki elimizde bir adet uygulama var. Adı da Tefal Robots. Bunu isterseniz App Store'dan, isterseniz de Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Ürünü verimli kullanmak için bu uygulamaya sahip olmanız lazım. Bunu öncesinde söyleyeyim. Zaten temizlik bir adet, birçok alışkanlığı, birçok ayarı bu uygulama üzerinden belirliyorsunuz. Uygulama içinde her biri 380 metrekareye kadar olacak şekilde toplam 5 harita kaydedebiliyorsunuz. Biz ürünün adını Katya koyduk arkadaşlar. Her robot süpürgesi bulunan evde koyulduğu gibi. Biz haritalandırmayı yaptık ve aslında ortalamadan çok daha kısa sürdü diyebilirim. Bunun sebebi de özel Robart lazer teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde robot süpürgenin önünde yatay bir şekilde kızılötesi lazer ışını yansıtılıyor. Kızılötesi optik okuyucu ışığın şeklini, boyutunu ve yoğunluğunu analiz ederek duvar ve mobilyaların hatlarını belirliyor. Robart lazer sayesinde de lazerin emisyonu sadece bir nokta değil, daha geniş bir kapsam alanına sahip olmuş oluyor. Şimdi isterseniz bir yandan temizliğe başlayalım arkadaşlar, bir yandan anlatmaya devam edeceğim. Şu an iki tane oda tanımlandı zaten üzerine ve burada istersek noktasalı seçerek tek bir bölgeyi, yani oda içindeki bölgeyi bile özellikle temizlemesini isteyebiliyoruz. Örneğin diyelim ki bir şey döküldü, bir şey oldu, sadece orayı temizletebiliyoruz. Oda bölge var, burada da yine aynı şekilde odanın bir bölgesini temizlemesini sağlayabiliyoruz. Bir de tamamla var, burada da tamamlaya tıkladığımızda tamamını temizliyor. Ve şu an temizliğimiz başladı. Yaklaşık 2700 paskallık bir çekim gücüne sahip olan Tefal Explorer seri 130 AI aynı zamanda da 4 farklı çekiş moduna sahip arkadaşlar. Bunlar sessiz, eko, standart ve
güçlü olacak şekilde ayrılmış. Güçlüyü seçerseniz, yani en yüksek çekim gücünü seçerseniz, doğal olarak sesi biraz daha yüksek olacaktır. Ama eğer sessiz ya da ekoyu seçerseniz evde sakin sakin o etrafı temizlerken siz de istediğinizi yapabilirsiniz. Burada en güçlü temizlik modunda ses biraz daha yüksek olur dedim. Evet, ama aslında maksimum sesi de 60 desibel. Yani yine az ve düşük diyebiliriz. Çünkü birçok robot süpürge böyle en güçlü modu aldığınızda bayağı ses anlamında coşabiliyor. Ayrıca 120 dakikaya kadar da temizlik yapabiliyor. Yani 2 saat gibi bir süre gerçekten büyük bir alanın temizlenmesini sağlayabilecek bir süre. Bunun da fazla olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 16 mm'lik bir yükselti çıkma kapasitesi var. Bu sayede de halının üstüne çıkıp inebiliyor. Ve halının üstüne çıktığında emiş gücünü kendi kendine ayarlayarak artırıyor. Şimdi arkadaşlar, üzerinde bir tuş var. İsterseniz uygulama üstünden, isterseniz de bu tuşa basarak anlık olarak da olsa durdurabiliyorsunuz ya da tekrar istasyona gönderebiliyorsunuz. Ben şu yüzden durdurdum. İsterseniz gelin biraz işini zorlaştıralım. Şöyle bir alanı açıyorum tekrar. İki tane de burada çok tatlı iki tane bardağımız var. Şöyle biraz önüne yayalım. Bir de tabii ki şöyle ince çaylardan koyalım. Bunu hatta sizin için poşe çay yırttık. Evet. Her yeri doldurduk. Şöyle bir başlatıyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek kendisi. Ben bu sırada arkadaşlar size uygulama üzerinden yapabileceğiniz şeyler hakkında bilgi vereyim. Öncelikle yapay zeka teknolojisi bu üründe maksimum seviyede kullanılmış diyebilirim. Robot süpürgeniz size kullanıma dayalı öneriler, alışkanlıklara dayalı temizleme önerileri, önceki temizlik seanslarından otomatik yasaklı bölge önerileri veriyor ve temizlik süreci çok daha kolay hale geliyor. Bu sayede hem size özel bir temizlik deneyimi sunulmuş oluyor, hem de enerjisini ve zamanını daha verimli kullanıyor. Diyelim ki evin bir noktasında birçok kez takıldı. Orayı size yasaklı bölge olarak öneriyor. Yasaklı bölgeyi de şöyle açıklayayım. Haritalama yapıldıktan sonra örneğin çok fazla ıvır zıvır koyduğunuz bir alan var evde. Buraya süpürgenin girmemesini istiyorsunuz. Orayı uygulama üzerinden yasak bölge olarak belirlerseniz robot süpürgeniz orayı tıpkı bir duvarmış gibi es geçiyor. Vallahi temizledi ha. Bu arada başka bir özelliği de var. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. En çok tercih ettiğiniz temizlik özelliğini favori olarak ekleyebiliyorsunuz ve işte robot süpürgemi açayım da her gün şuradan belirleyeyim de ya da saat kurayım da ona göre temizlesinden ziyade tek bir tuşa bastığınızda sizin en çok kullandığınız ya da tercih ettiğiniz favori temizleme özelliği neyse bunu direkt devreye sokarak başlatabiliyorsunuz. Onun dışında yine günlük rutinler belirleyebiliyorsunuz, saatlik haftalık rutinler belirleyebiliyorsunuz. Ben mesela genelde evde olmadığım anları tercih ediyorum. Mesela saat şu an 3'ü 10 geçiyor arkadaşlar. Benim robot süpürgemin temizliği şu an tamamlanmış durumda. Saat 2 ile 3 arasında. Ben evde yokken temizliyor, ben de temiz bir şekilde evime ulaşıyorum. Evcil hayvanları olanlar için de çeşitli avantajları var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim hemen. Eğer evinizde evcil hayvanınız varsa onlardan sebep doğacak kirlenmeleri, yoğun tüyleri ya da kalıcı lekeleri daha kolay şekilde çıkarabiliyor. Vallahi arkadaşlar benim şu anda anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak temizliğinden ve performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Islak ve kuru temizlemeyi aynı anda yaptığımda aldığım performansı biraz daha ayırıyorum, hatta o daha çok hoşuma gitti. Eğer siz de Tefal Explorer seri 130E'ye sahip olmak isterseniz ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız açıklamaya sizin için bıraktığımız linki tıklayabilirsiniz. Onun dışında merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bunları sorun. Elimizden geldiğince cevaplayalım. Ya da siz ürünü nasıl buldunuz? Başka yorumlarınız varsa lütfen bunları da aşağıda yazmayı unutmayın. Videomuz sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olup beğenirseniz de çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.